yoklama işlemini başlatıyorum. Evet. Tüm arkadaşlarımız mevcut arkadaşlar. Gündeme başlıyoruz. 15. gündem maddemizi okutuyorum. Komisyonumuza havale edilen İl Özel İdaresi yol ağında bulunan asfalt yolların köylerde sulama sezonu başladığında boru geçirme maksatlı izinsiz kazılar yapılarak asfalt yollar büyük zarar görmektedir. Bu sebeple boru geçiş izninin Özel İdaresi tarafından verilmesi durumunda 2022 yılı için 4000 TL, ileriki yıllarda İl Özel İdaresi'nce güncellenmek suretiyle Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan boru geçiş izin ücretlerinin belirlenmesi istenmektedir. Söz konusu Özel İdaresi yol ağında bulunan asfalt yolların köylerde sulama sezonu başladığında boru geçiş izninin İl Özel İdaresi tarafından verilmesi durumunda 2022 yılı için 4000 TL Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Genel meclisin takdirlerine arz olunur. İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu, Birlikler Sulama Güretler Komisyonu, Araştırma Geliştirme Komisyonu kararıdır. Bizdeki toplam 5 komisyonumuzun raporu okundu arkadaşlar. Köylerde sulama sezonu başladığında boru geç izinleri için arkadaşlar 2022 yılında 4000 TL ücret alınması uygun görülmüş. Eğer il özel idaresi yoluysa 2022 yılı içinde 4000 TL yapacak arkadaşlar. Söz almak isteyen, soru sormak isteyen var mı efendim? Oylamayı başlatıyorum. Raporlar kabul edilmiştir. 16. gündem maddemiz. Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nün bu talep için gerekli bütçeye sahip olmaması sebebiyle Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün tüketime yönelik malzeme ve mal alımları kaleminden 180.000 TL'nin Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü'nün bütçesine aktarılması istenmektedir. Söz konusu İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne ek ölçüm cihazı alınması için Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün tüketime yönelik malzeme ve mal alımları kaleminden 180.000 TL'nin Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'ne aktarılması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Genel Meclis'in takdirlerini arz ediyorum. İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşler Komisyonu, Yatırımlar ve Kararlar Takip Komisyonu karar. Ölçüm cihazı alınması uygun görülmüştür deniyor arkadaşlar. Söz almak isteyen var mı? Oylamayı başlatıyorum. Komisyon raporları kabul edilmiştir efendim. Gündem 17. Stabilize yol yapımları ve malzeme alımı kaleminden 200 bin TL'nin Dinar ilçesi Köyler Hizmet Götürme Birliği bütçesine aktarılması konusunun meclis gündeminde değerlendirilmesi istenmektedir. Söz konusu Dinar ilçesi Çapalı Taş Ocağı patlatma işlerinde kullanmak üzere Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün stabilize yol yapımları ve malzeme alımı kaleminden 200 bin TL'nin Dinar ilçesi Köyler Hizmet Götürme Birliği bütçesine aktarılması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Genel meclisin takdirlerine arz olunur. İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu kararıdır. Ocak bulunmuştu. Ahmet Bey, Bilal Bey'in de destekleriyle sağ olsunlar. Burada arkadaşlar patlatma işlerinde kullanılmak üzere 200 bin TL ödeneğin Dinar ilçesi Köyler Hizmet Götürme Birliği'ne aktarılması uygun görülmüştü. Buradan patlatılan malzeme herhangi bir kırıma gerek duyulmadan çevredeki tüm ilçelere, yakın yerlere götürülüp yolda alt temel malzemesi olarak kullanılıyor arkadaşlar. Herhangi bir ilave şeye gerek kalmıyor. Kırıcı tersine gerek kalmıyor. Öyle güzel bir malzeme. Evet, söz almak isteyen var mı efendim raporlar üzerinde? Yok. 3 raporumuz için oylama işlemini başlatıyorum. Evet, 200 bin TL aktarılması kabul edilmiştir efendim. Evet arkadaşlar, bu sokak hayvanlarıyla ilgili konuda birlikte çevre hizmetleri bir tüzüğü değiştiriliyor. Buraya 1/1 oranında katılım payı ödenmesi gerekiyormuş. Ödeneğin yetersiz geldiği durumlarda ise katılım payını yükseltilmesi için birlik elde yetki verilmesi uygun görülmüş. Ya yani Şubat ayı ve Mart ayında 1/1 ödenecek. Ödenek yetersiz geldiği takdirde ise katılım payı ödenmesi için birlik elde yetki verilmesi komisyonumuzca, daha doğrusu komisyonlarımızca, 4 komisyon uygun görülmüştür deniyor. Söz almak isteyen var mı efendim? 4 komisyon raporu için oylama işlemini başlatıyorum. Komisyon raporları kabul edilmiştir efendim. 19.
söz konusu ilimiz sınırları içerisinde faaliyette bulunan ve sayaç takmayan termal tesislerden idara payının belirlenmesi talebinin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden gelecek olan görüş sonrası değerlendirilmesi komisyonlarımızda uygun görmüştür deniyor efendim. Ya bu şu demek, demek ki net bir şey yok. Eğer bir termal tesis sayaç takmıyorsa idara payı nasıl belirlenecek biz bunu bilemedik. Madem daha önce soruyoruz, gelen cevaba göre karar vereceğiz deniyor. Söz almak için var mı efendim? Yok. Bekler işte, o gelecek cevaba göre diye. Evet. Oylamayı başlatıyorum. Evet, raporlar kabul edilmiştir efendim. Son 20. gündem maddemiz. Tanımındaki yol alanı gösteren veriler güncellenmiş olur. Harita ve cetvellerdeki yolların İl Özel İdaresi güncel yol olarak kabul edilmesi talebini gelecek ay görüşmesi komisyonumuzun görmüştür. Toplam 5 komisyonumuzun raporu deniyor ki söz konusu İl Özel İdaresi'nin sorumundaki yol ağını gösteren veriler güncellenmiş olup harita ve cetveldeki yolların İl Özel İdaresi güncel yol ağı olarak kabul edilmesi talebinin gelecek ay görüşülmesi komisyonlarımızı uygun görmüştür deniyor. Yani herhangi bir karar alınmamışlar. İleride tekrar toplanacağız demişler komisyonlarımız. Bilgilendirme amaçlı olduğu için sadece okumuş olduk arkadaşlar. Bu arada toplam 5 ya da 6 tane arkadaşlarımızdan gelen önerge de var, acilmiş. Bunların ilgili komisyonlara havalesi için lütfen işaretlemeye başlayalım. Evet, ilgili komisyonlara verilen önergeler havale edilmiştir efendim. Değerli arkadaşlar, 4. oturum yarın saat 10.30'da burada yapılacaktır. Bu arada Merkez Kızıldağ Muhtarımız Hüseyin Örnek Bey burada. Hoş geldiniz Hüseyin Bey. Yine Evciler Belediye Başkanımız Ali Dede Savaş Bey de burada. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Şeref verdiniz. Allah razı olsun. Merhabalar. Başkanlar. Efendim? Şimdi arkadaşlar dağıtıyor. Yok, dağılmayacak. Yok, onları yapıyor.